Arkadaşlar güreşin ikinci dersinden herkese merhabalar. Başlangıç seviyesinin biraz dışında aslında ilk geldiğiniz gün şunu öğrenirsinizi atlayarak direkt ilk dersi yaptım. Güreş 101 ders 2'de bugün güreşte, jiu-jitsu'da ve MMA'de hatta bazen yeri geldiğinde çok önemli olan ve kullanmamız gereken bir şeyden söz edeceğim. Rakiple dövüşürken, mesafe korurken veya kapatırken. Ha bu arada tight'ımı yine giydim. Bu seferki gri ama. Şimdi arkadaşlar, öncelikli olarak karşılıklı mücadele ve müsabaka halindeyken jiu-jitsu veya güreş fark etmeksizin, grappling, MMA'de de olabilir. İlk hedeflemem ve kontrol etmem gereken şey rakibin bedeninin iç kısmı. Yaklaş bana. Rakibin vücudunun iç tarafında kalacak. Kollarım açıkta kalırsa bu benim için tehlikeli. O yüzden enseden kapalı veya gövdeden bu şekilde tutuşlar alabilirsiniz. İkinci ve en önemli yapmak istediğimiz ve hatta bazen sıkı griplere ve sıkı tutuşlara sahipsek bizi çok üstün kılan başka bir şey var. Ne o? Bilek kontrolü. Buralarda ayak planlarından biraz çıkabilirsin bu arada. Hani hafif yaklaşabilirsin çünkü bilekleri falan gösteriyorum ya. Diğer önemli olan detayımız da bilek kontrolü. Bilekleri kontrol eden oyunu kontrol eder. Niye? Bunu MMA müsabakası olduğunu düşünün. Rakibin bileklerini kontrol ettim. Vuruş yapabileceği bir alan var mı? Gerçi John Bones buradan omuzla da vuruyordu da. Vuruş yapabileceği bir alan yok. Veya bu aynı tutuş bu şekilde de olabilir. Okay. Kafese sıkıştırdığımızı varsayalım. Burada bu tutuşu yaptığınız zaman iç kontrol veya iç kontrol de bendeyse oyunu ben kontrol ederim. Ne zaman istersem bileği bırakır o zaman vururum. Veya ne zaman istersem bileği tutmaya devam eder. Edip tutuşu düşürüşü öyle yaparım. Neden söz ediyoruz? Rola başladığımız versiyonda rola başladık. Okey. Birincisi ilk hedeflemem gereken şey rakibin bilekleri ve vücudun iç kontrolü. Tamam? Bu savaşı kazanmak zorundasınız. Bileği kontrol ettiğim kolları kontrol. Bak mesela şu an rakibin kolu içeride. Bu o kadar iyi bir şey değil. Hemen oyun planımı güncellemem lazım. Ya bu kola bir saldırı yapacağım ya da içeriye elimi sokacağım ve tekrar ben alacağım. Şimdi iç kontrol bende olduğunda nasıl avantajlarım oluyor? Birincisi şimdi bacağa saldırmak istediğimde çok birinci dedim de. Bacağa saldırmak istediğinizde kontrollerinizi bırakıp veya kontrollerinizden birini değiştirip rakibin bacağını tutup yakalayabilirsiniz. Veya geçen videoda da gösterdiğim direkt bacağı iniş yapabilirsiniz. Veya geçen bir öğrencim gösterdi bana yani videosunu. Güreşte çok yapılıyor. MMA'de veya jiu-jitsu'da biraz tehlikeli olabilir. Direkt kafa kol atışı yapabilirsiniz. Okay. Bahsetmek istediğim şey ne? Opsiyonlarınızı yani dövüş gidişatını siz belirliyorsunuz bu şekilde olduğu zaman. Ama kontrol edilen taraf olursam, okey şu an benim için sıkıntı var. Bu bileklerden kurtulmam lazım. Peki bunlardan nasıl kurtulacağım? Birincisi eğer iki bilek aynı anda kontrol değilse kurtulmak birazcık daha rahat. Niye? Çünkü boşta olan bir kolum var. Rakip hiç kontrolü de almış olsa direkt söküp ben bileği yakalayabilirim. Zaten güreş maçlarını izleyen iki tane olimpik şampiyon veya çok ileri seviye güreşçiler sürekli bilek savaşı yaparlar böyle güreşirken. Boşuna değil. Aynı şekilde iki bileğin birden kontrol ederse güreşirken, okey. Burada base'imi düşürmek zorundayım. Eğer güreş veya jiu-jitsu'ysa. Eğer açık kalmaya devam edersem çünkü o oyunu kontrol ettiği için istediği zaman aşağı inip bacaklarımı yakalayabilecek. Oyunu küçültüyorum. Okey, hemen söküyorum bilekleri ve tekrar ben kontrol etmeye çalışıyorum. Tekrar ben kontrol etmeye çalışıyorum. Tekrar ben kontrol etmeye çalışıyorum. Kafasını karıştırıyorum. Kafasını karıştırıyorum. Hop, çift aldım mesela. Oyun kontrolünün bende olduğu bir anı yakalayıp dalış yaptım. Şimdi teker teker size 101 ders boyunca güreş göstermeye çalışacağım. Bunu bir seri haline getireceğim. Araya videolar sıkıştıracağım. Bu arada kısmet olursa Tayland'a gidiyorum. Tayland'da size oradan işte Tayland'da nasıl antrenman yaparsınız, nasıl işte nerede konaklamak daha iyidir, nerede antrenman işte hoca daha iyidir, nerede maç izleyebilirsiniz. Turnuvalar oluyor orada Muay Thai şampiyonaları. O tarz içerikleri de çekmeye çalışacağım. İşte aynı zamanda bir gezi olacak. Hatta böyle arada bir kanal konseptinden çıkacağım. Eğlenceli şeyler de çekeceğim size. İşte bakın Tayland'da burada şöyle yerler var, böyle gezmelik yerler var vesaire diye. O yüzden takipte kalın. Sanırsam ayın 22'si gibi zaten Instagram'dan beni takip edenler biliyordur. Bir iki defa söyledim ama YouTube'da hiç bahsetmedim. Galiba gidiyorum. Oradan size güzel içerikler çekmeye çalışacağım. Sırf bu İş için gidiyorum. Daha iyi içerikler üreteyim. Kendimi daha geliştireyim. Daha iyi bir dövüşçü olayım her anlamda. Sadece güreşle yetinmeyeyim. Bunun yanına Muay Thai'yi ekleyeyim. Jiu-Jitsu'mu biraz daha geliştireyim gibi şeyler yapmak istiyorum. Eğlenceli olacak. Takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi
Güreşte Jiu-Jitsu'da hemen konumuza tekrar hatırlatmasını yapalım. Güreşte Jiu-Jitsu'da hatta MMA'de iç kontrol ve bilek kontrolleri çok önemli. Eğer uzak değilsem, ne kadar yani ne zaman yaklaşırsam okey, kontroller benim. Sürekli ben kontrol etmem lazım. Bunun da kuralı neydi? Daha önce de söz ettik. Hatırlayanlar, eski takipçiler bilir. Tekrar söylüyorum. Güçlü tutuşlar. Bu ön kolunuzun tutuşları, parmaklarınızın güçlü tutması. Eğer güçlü tutamazsanız, okey, hiçbir savaşı kazanamazsınız tutuş konusunda. Adından da anlaşılacağı üzere yaptığımız branşın ismi grappling. Yani tutuş branşı. Tutuş üzerine kurulu bir branş. Tutuş üzerine kurulu bir sistemde güçsüz tutuşlara sahipseniz hiçbir iş yapamazsınız. O yüzden parmaklarınızı güçlendirmeye çalışın. Bunlarla ilgili de kısa videolar eklemeye çalışacağım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.